Kontrol Merla hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. 11 Eylül tarihi itibariyle çantiyede hislerimize devam ediyoruz sayın arkadaşlarım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Anlamadığınız yerleri de yine sormaya çekinmeyin arkadaşlar. Şimdi en son dün e, betonumuzu atmıştık. Ve e, erken bitmişti sonra ben gitmiştim öğleden sonra akşama doğru daha doğrusu elektrik bağlantısını yapmışlar sayın arkadaşlar bakın iki tane boru atılmış buradan görüyor musunuz biri mavi biri e, siyah Zaten buranın kazısını da ben yokken yapılacaktı söylemiştim. Bakın numunelerde numunelerde burada duruyor. Görüyor musunuz? Bu numuneleri işte bugün biraz daha saatler ilerleyince gelir alırlar. Burada bir çekmesini bekliyorlar öncelikle. Bakın bu kazı zaten çok kolay olduğunu söylemiştim. Temiz su ve pis su kazısı gibi değildi. Yarım saat içerisinde bitiriyordu. Neden? iki tane kablo kanalı attık. Bir tane atmadık. Bunun nedeni sayın arkadaşlar. Şimdi şantiye elektriğini aldık. Yarın bir günde normal konutların, dairelerin Elektriği alınmaya başlandığında yani o, o abonelik işlemleri olacağı zaman tekrar bir kazı işlemi olmasın diye onu da hallettik. Geliyor ondan sonra bu kutunun içerisine giriyor sayın arkadaşlar. Şu an sadece kablo kanalları giriyor. Ve şanti elektriğinin elektriği geçecek ondan sonra. Burada da pano takacağız tamam mı? Elektrik panosu gelmişti bir ara hatırlarsınız. O panoyu takacağız. O panoya taktıktan sonra şantiye elektriğimizi artık buradan kullanacağız. Şu an peki ne işlemler geçirecek? Gidecek orada panoyu bir kontrol edecek elektrik idaresi. Panoyu şey yaptıktan sonra tamam abonelik işlemi olabilir denecek. Ondan sonra da abonelik işlemi olabilir şeyiyle kağıdı ile birlikte gidilecek abonelik başvurusu yapılacak. Ee, yine dediğim gibi şantiye elektriği bu bahsettiklerim. Ondan sonra buraya panomuza gelinecek elektriği hall olacak sayın arkadaşlar bağlanacak. Evet artık kalıp sökme işlemine geldik yine. Şimdi bu aşamada kalıp sökme işlemi de çok değerli sayın arkadaşlar. Öyle tıkır tıkır falan kalıp gidecek gibi şu bu düşünmeyin hepsinin özellikle alt katta belli bir sırası var ve bakın belli bir ilerlememizi de artık görmeye başladık bir yukarıya doğru ilerledik. Evet bakın parapetlerimiz bunlar. Balkon parapetlerimiz. İlerleyelim. Bakın bu sefer artık bütün kalıplar çıkıyor. Bu tarafın kalıpları da çıkacak tamamen. Şimdi net tarafı, burası zaten ta bizim perde duvarımızı yaptığımız zamanki kalıplardı. Bunlar da çıkacak. Yani şu an bugün itibariyle şu yanal kuvvetin olduğu kalıplar çıkarsayın arkadaşlar. Çünkü aşağı doğru olan mesela döşemenin kalıbını bugün sökemezsiniz. Döşemenin kalıbını bugün sökerseniz yıkılır. Çünkü aşağı doğru orada bir yük var. Ama mesela nedir? Bu tarz yana doğru olan kalıpları sökebilirsiniz. Yana doğru çok fazla beton yük vermez. Genelde aşağı doğru verir artık ertesi gün itibariyle. Tabi kendini çektiyse kendini çekmesi ne demek? E, betonun bir sertleşmesi demek sayın arkadaşlar. Bakın sulama işlemi de yapılmış görüyor musunuz? Genelde bu sulama işlemi de önceki videolardan birinde söylemiştim yine söyleyeceğim. Bu sulama işlemi sayın arkadaşlar genelde ışığın olmadı. Bakın şu an güneş buraya denk gelmiyor görüyor musunuz? O saatlerde yapılır. Ben gelmeden önce yapılmış. Akşam giderken ya da biz birkaç gün sonra bir sulama olayını göstereyim. Zaten bir şey yok sadece su geliyor üstüne geçiyor. Yani. Bakın bunlar bizim kolon filizlerimiz. Artık perde duvarımızın filizleri yok gördüğünüz gibi. Kirişlerimizle birlikte çalışıyor bu döşememiz. Yani güzel bir şekilde çıktı. Burası düşük döşememiz. Tuvalet ve banyonun geleceği kısımdı. Şu an betonumuzun iyiden iyi kontrolünü yapıyoruz. Bugün ne yapacağız peki? Kalıp sökeceğiz. Kalıp söküldükten sonra eğer beton bakın bu şekilde kendini çekmiş beton görüyor musunuz sayın arkadaşlar? Yani sertleşmiş. Sertleşmeyebilir mi? Sertleşmeyebilir. Özellikle hava şartlarına göre sertleşmeyebilir. Bugün sertleşmiş beton gördüğünüz üzere yani şu kolon aksi çakma işlemine bugün başlarız sayın arkadaşlar. Hemen aşağıdan aynı kolonların dibi sökülür gelinir yukarıya çakılır. Bu bir. İkincisi de bu bizim bunu bir önceki videomda söylemiştim ama yine söyleyeyim. Bakın burası açılacak. Buradan yukarıya malzeme verilecek. Anladınız mı? Neden? Çevrenin tamamen daha demin kapalı olduğunu gördünüz. Buradan biz malzemelerimizi yukarıya aktaracağız. Bakın şuranın açıl olmasının nedeni de o. Şöyle verirken yukarıya doğru çekerken kolay olsun diye. Mıcır malzememizin de bugün dökülmesi devam edecek sayın arkadaşlar. Döküldükten sonra artık dışarıya da likit membran yapılacak ve Kale kim sürülecek? Kale kim sıva yapılacak? Onları yarın zaten yaparız. Biz bugünkü işlemlerimize devam edelim. Kalıp sökmemize. Bakın merdivenlerimiz betonumuzu kontrol etmeye devam edelim merdivenlerimiz bir de size şunu söyleyeyim sayın arkadaşlar ilk gün beton bayağı bir sıcak olur böyle elinizle dokunduğunuzda bayağı bayağı bir sıcaklık verir bu içerisinde hala e, kuvvetli kimyasal tepkimelerin olduğunu e, gösterir bizi zaten sulama işlemini de bu aşamada yapmamız lazım yoksa beton yanar betonun yanması diye bir şey var e, tabir var bakın e, çevre kalıplarımız sökülmeye devam ediyor. Hızlı hızlı bunları sökelim. Artık bakın görüyorsunuz sadece kolon ve kiriş şeklinde devam edecek. Bir duvar taşıyıcılığı söz konusu değil. Çünkü artık buralar daire. Burası dairenin döşemesi bizim. Hemen devam edelim. Burası elektrik şaftı. Keşke olmasaymış. Elektrik şaftı. Kanat tahtalarını da söküyorlar. Şimdi bu katta böyle tabi önce çevreyi sökerek başlıyorlar ondan sonra alt katta mesela bir sonrakilerde direkt çevrelerde olmayacağı için direkt kolonlardan falan başlanır sökme işlemi. Ama bu katta bu şekilde bir söküm işlemi var. Sanıyorum. Bakın şu demirler görüyorsunuz. Bunlar yine kesilecek içerisinde kalacak. Teller daha doğrusu. Yani güzel bir beton. Bakın şurada beton çatlamış. Görüyor musunuz? Yer yer betonumuz çatlamış. Ya beton çatlamasını biraz böyle eksik su gelmiş olabilir falan ama ya beton doğasında da biraz çatlamak var sayın arkadaşlarım. Beton çatlar yani. Ne yaparsanız yapın. Hani böyle mükemmel. Zaten bunun üzerine tekrar bir şap falan gelecek ama mükemmel bir yüzeyde istiyorsanız betonda arkadaşlarım bu işlemler artık beton tamamen kendine çekince artık reaksiyon falan vermeyip bıraktıktan sonra böyle helikopter var bir tane bunun yüzeyini düzleyen diye yüzeyini düzüyorsunuz geçiyorsunuz bu şekilde bırakacaksanız mesela vardı bir tane arkadaşım sanayi yapısı yapmıştı tekrar üzerine bir şap gibi bir yüzey yapmayacağı için veya işte bir seramiktir bir kaplama falan yapmayacağı için oraya şey yapmıştı Güzel bir helikopterle geçmişti. Burası da bizim e, Fransız balkonumuzun çıkıntısı sayın arkadaşlar. İlerleyelim. Bakın yüzeyde şey bu da. Hani e, boydan boya atmıştık ya yine kilitlerin takıldığı şeyler. E, demirler. Karşıya doğru atıyor. içeriden çekecek. Artık bu yüzeyimizin bakın sökülme işlemi neredeyse bitti sayın arkadaşlar. Hızlanıyorum biraz. Burada iç kanat tatlılarını söküyor usta onları alıyor. Merdivenlerin de buraları sökülebilir ama genelde merdivenleri en sonlara doğru sökeriz. Sökmeyiz. Neden en sonlara doğru sökeriz? Sökmeyiz. Bir üst katın merdiveni genelde bir üst katta en sonlarda yapıldığı için. Çünkü buradaki malzemeyi alacağız, direkt yukarıda aynı malzemeyi kullanacağız. Öyle bir daha bir daha kesme işlemi yok. Bakın kanat tahtaları çıkıyor. Artık malzeme istifleniyor. Bir sonraki katın hazırlığına yavaş yavaş başlanacak kalıp sökme işlemi devam ediyor. Bakın bunun malzemenin adı neydi? manivelaydı aydı. Sökü demiri de deniyordu. Ustalar bazen mahalle de diyordu sayın arkadaşlar. Evet şuradan bahsedeyim. Arkadaşlarım bakın kiriş ve döşemenin birlikte çalıştığını buradan daha iyi anlayabiliyoruz. Bu kısımda ise bakın taşıyıcı duvar, perde duvar. Burası Burası kiriş tamam mı? Bakın ayrı attık ya zaten şu döşemeyle birlikte çalışsın diye. Bakın bu kirişle şu an perde duvarın farkını net bir şekilde algılıyoruz burada. Peki bunun yüzeyleri niye bu kadar farklı? Burada yüzeyinde ahşapla tahta malzeme kullandığımız için burada playwood kullandığımız için daha bütüncül bir malzeme kullandığımız için bir de arada kaynadı tabi şurada aynı malzemeyi kullansak da şurada bir kaynaşma olduğu kaynadı görünürdü yine burası aşağıya yük verdiği için bakın. Hani ne demiştim yana doğru olanlar sökülüyor. Bakın burası aşağıya yük verdiği için bu burası çıkarılmadı gördünüz mü? Çünkü orası çıkarılırsa bu tehlike arz eder. Çiviler sökülüyor. Malzemeler istifleniyor. Yüzeyler düzeltiliyor. Bu yüzeyler niye düzeltiliyor sayın arkadaşlar? Bunu düzeltmeye ihtiyacımız var mı bizim? Bunları sökmeye falan filan. Buraya şey olacak kim falan sürülceği için sayın arkadaşlarım zaten o aşamada yine düzeltme işlemi olur da olabildiğince yüzeyler düzeltilir yani. Ön üst tarafın kalıp sökme işlemi iyiden iyiye bitti. Alt tarafın kalıp sökme işlemi başlayacak birazdan. Ama sadece dediğim gibi bu katta bu kadar uğraşılacak. Alt kat diğer mesela bir sonraki katta kalıp sökme işlemi biraz daha seri olur. Evet sayın arkadaşlarım bu ustamızın ne yaptığını bir dahaki videomuzda başlayalım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.